Normalde bizim buralarda hep tek çekirleri var. Bunların. Biz bunun 4x4'ünü yaptık. Bunu babam yaklaşık 15 senedir yapıyor. Devamlı bizim buralarda yakıttan dolayı tasarruf etmek için lombardi, yani 17'lik ufak bir motor kullanılıyor. Amaç plakası olmayıp, vergisinin algısının olmayıp yakıttan tasarruf ederek dağdaki işini görebilmesi için çiftçinin. Yapım şeklimiz orijinal araçtır. Hurda araçların bozmaları toplanıyor. Hurdalıktan aldığımız hurda parçalarla 4x4 oluyor. Normal araçların makas düzeni, şase düzeni her şey aynı. Sade yapılan kasa. Kasa ölçüleri değişiyor. Arabalıktan çıkarılıyor. Ama fren tertibatı, şanzıman tertibatı, şaft tertibatı araçların aynısı. 4x4 araçlarda yavru şanzımanı vardır. Bunda keza aynısı. Arka diferansiyel aynısı. Ön diferansiyel aynısı. Freni normal orijinal fren merkezi. Çift öne ayrı, arkaya ayrı bir merkez. Ortada bir beşik düzeni. Amacı sadece sarsıntı engelleme amaçlı yapılmış bir şey. Araçlardaki motor sarsıntısını engellemek için, bunda da kırmaması için beşikli olan sistem. Aktarımı sadece kayışla aktarılıyor. Kayış sistemine bağlı. Başka bir güç aldığı bir yer yok. Direksiyon sistemine gelince aynı kendi orijinal direksiyon sistemleri gibi, ama bunun direksiyonunu biz farklı kullandık. Kendininki zayıf geldi. Daha büyük bir direksiyon kullanmak zorunda kaldık. Amortisörleri arkada iki, aynı araçlarda olduğu gibi. Keza önde şuradan bakıldığında biri burada, diğeri öbür tarafta, aynı amortisör sistemleri sahip. Diferansiyel, şanzıman, frenleri 4 fren. Fren sistemleri aynı araçlardaki gibi 5 tane havuz olmadığı için sağlıklı bir frene sahip. Lastiklerini biz arazide kullandığımız için arazi tipi bir lastik kullandık. Lastiklerimiz de bunlar. Vites kollarımız şu şekilde. Uzun olan normal şanzımanın, kısa olan takviye ve seri. En kısa olan da 4x4'e alıp geri bırakmadır. Koltuğumuz normal. Anam babam diyen gibi ağaç bir koltuk. Kasamız seyyar. Kasamıza sabit hiçbir şey yok. Amacı esnekliğini almaması için, arazideki performansı daha iyi yapması için. Yakıt tüketimimiz, bu lombardinleri az çok herkes bilir. En az yakıtı olan, su için kullanılan bir yakıtı var bunların. Motoru sahip. İdeal bir yakıta sahip. Zaten bunun yapılma amacı da sadece yakıttan tasarruf edip dağdaki işi görebilmek amaçlı. Normalde bunların motorları büyük. 4 silindirli dizel veya benzinli motorlara sahip, ama bizim amacımız bunun yakıttan düşürüp tamamen minimumda yakıtı tutup dağdaki işleri görebilme amacı. Az sonra da zaten rampadaki performansı görülecektir. Yük kapasitesi geldiğine zaman bir de öyle bir şeyimiz var. Yük kapasitesi en az 3-4 ton yük atılabiliyor. Makaslarımız bunlara uygun. Kalın bir makaslara sahip. Yükte hiçbir sıkıntısı yaratmıyor. Bir daha bu tak orijinal bir şaseden olduğu için hiç de bir yolda gidişinde performansta hiçbir etkileme sıkıntı yapmıyor. Normal tak makasları hep geçmelidir. Bunlar araçlardaki orijinal düzenin aynısı. Bağlantı yerleri vesaireleri tamamı aynısı. Kendi eski orijinal perçinlerle duran bir alet, edevat oluyor. Bunun fiyatı 40-45 bin lira civarı bir maliyeti çıkıyor. Bunları yaptığımız. Tabii biz bunu tamamen kendi dükkanımız, işlerimiz olduğu için, kaynakçı olduğu için, onun için yaptık. Bundan bizim biraz fazla yaptık, ama bu en son yaptığımız bir araç. Taktak diyorum, ama taktaktan da çıkarılmış gibi bir şey oldu bu. Tamamen araç özelliklerine sahip olduğu için. Hızımız saatte 60 kilometreyi çok rahat buluyor. Rampalarda performansımız düşüyor. Sebebi motorumuzun ufak olması. Ama düz yolda hızı 60'ı 70'i rahatla görüyor. Artı aracımızın makasları sabit olduğu için
yolda bir sapma, sekme, kayma yapmıyor. Şimdi %60-%70 civarı bir dik rampaya vuracağız. Burada deneyeceğiz. Deneyimiz, testimiz nasıl olacak bir de ona bakalım.